Arkadaşlar merhaba. Bugün size ne inceliyorum? XLC'nin bagaj çantasını. Daha doğrusu sele borusu bağlantılı bagaj çantasını inceliyorum. Önce size biraz XLC'den bahsetmek istiyorum. Ben bu çantayı alana kadar XLC parkları, yani XLC'nin parçalarını sürekli görüyordum bisikletçilerde falan, bilmem ne, internet sitelerinde. Ve genelde şeyi zannediyordum, yani uzak doğu kökenli, Tayvan, Çin menşeli bir firma zannediyordum. Bugün bunu incelemeden önce biraz araştırma yaptım ki öyle değilmiş. Avrupa menşeli, hatta Alman menşeli bir firmaymış. Açılımı da değişik geliyordu. XLC hani öyle saçma sapan yani Çin firmaları gibi diye düşünüyordum. Tam tersine XLC'nin açılımı da Excellent Components. Yani ne mükemmel bisiklet parçaları gibi bir şeymiş. Ondan sonra bakalım. Şimdi çantaya geçecek olursak dediğim gibi çanta sele borusu bağlantılı. Ön tarafta şuradan bilmiyorum görünüyor mu? Şuradan seleye bağlayıp vidasıyla sıktığınızda gayet iyi oturuyor. İki parçadan oluşuyor çanta. Bir gördüğünüz üzere alüminyum sele boru bağlantısı var. Bir de çantanın kendisi var. Toplam ağırlığı 800 gram çantanın sele boru bağlantı aparatıyla, yani şu gördüğünüz boruyla beraber 800 gram geliyor. Yani bunun üstüne ne taşıyabiliyorsunuz? Bunun üstünde herhalde en fazla 10 kilo falan yük taşırsınız. Ondan sonrası çok sağlıklı olmayacak diye düşünüyorum. Genelde bagaj çantalarına verilen ortalama yük de 10 kilo falan oluyor. Şimdi dilerseniz şu çantayı bir açalım. Daha doğrusu sele boru bağlantısından ayıralım. Çantayı da indirelim. Bu arada gördüğünüz gibi ben bunları özellikle ayırıp parça parça falan değil. Özellikle kamera önünde, geçen katlanır bisiklet kamerasında da olduğu gibi kamera önünde yapmaya çalışıyorum. Çünkü insanlar incelediğim başka ürün inceleme videolarında baktığım şeylerde genelde insanlar böyle kesik kesik falan koyuyor. Ama kullanırken öyle olmuyor. Mesela az önce gördüğünüz bunu buradan çıkartırken şu cırt cırtlarına lap diye kendinden düşüyor. Yani dışarıda bağlı olmasaydı bu yine böyle düşecekti. Neyse gelelim çantaya. Çantanın üstünde şöyle ince bir file var. Yani şöyle ufak cep gibi falan, buraya para mara falan koyabileceğiniz bir cep var. Onun dışında şu boru aparatını bu şekilde cırt cırtlarıyla bağlıyorsunuz. Etrafında 3 tane cırt cırt var ama cırt cırt bunları açarken ciddi inanılmaz bir iğrenç bir ses çıkartıyor. Bir de fazla cırt cırt. Yani her yerinden cırt cırt. İlk de bir orayı açıyorsun, öteki taraf kapanıyor falan. Üstlerinde de bunların fermuar. Yine ufak tefek işte sakızdır, bilmem nedir, bozuk para atabileceğiniz ufak ufak file cepleri mevcut. Ha bu arada etrafında kedi gözü, gece parlaması için kedi gözü reflektörler var. Aynı şekilde arkasında da. Ek olarak bunun arkasında bir tane de bunu özellikle getirdim göstermek için. Bisikletin arka farını, dolayısıyla seri borusuna bağladığınızda arka lambasını bisikletin kapatacağı için şuraya güzel bir şey düşünmüşler. Ufak bir kulakçık yapıp bisikletinizin arka lambasını buraya takabiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir sorun var. Bunu yukarıdan sabitlemişler. Alttan hani insan cırt cırt falan koyar bana. Şunu takıyorsunuz arkadaşlar şuradan. Taktığınız zaman yani çok da kolay değil zaten bunu takması buradan. Şöyle elinizi ittirip açtığınızda. Bu bisiklet giderken bu böyle saçma sapan sallantılar içine giriyor. O yüzden bunu biraz saçma olmuş. Bunu ben çok beğenmedim. Şunu biraz daha düzgün bir şey yapabilirlermiş. Onun haricinde bisikleti herhangi bir yere park ettiğimizde hemen çıkarıp evinize taşıyabilmeniz için üstten bir elcik yapmışlar. Bu gerçekten kullanışlı. Ya bakımdan rahat ediyorsunuz. Mesela biz şimdi bisiklet binmeye çıktığımızda genelde Sasalı taraflarına falan gidiyoruz. Yani bisikletleri Sasalı'nın girişinde bırakıp içeride dolaşıyoruz, bir şeyler yemek için falan girdiğimizde genelde ben bunu hemen çıkartıp elime alıyorum. Ve rahat rahat gezebiliyorum. Onun haricinde çantanın iç bölümlerine gelecek olursak. Çantamızın en üst, şurada çift fermuar var. Görünüyor, görünmüyor da olabilir. Şu şekilde bir kapağı var. Açıyorsunuz. İç tarafında yine kendilerince yaptıkları çok gizli olmayan, gizli görünümlü acayip bir bölme var. Yani şöyle ne koyulur? Ne olur? Telefonunuzu koyabilirsiniz buraya. Veya yani kulak falan taşıyorsanız onu koyabilirsiniz. Yine iç tarafında çift bölmeden oluşuyor fakat bir farklı. Şu içindeki separatörü çıkartabiliyorsunuz. Yani biz bunu normalde zaten çok kullanmıyoruz. Şöyle dibe yapıştırabiliyorsunuz. Yine bu da cırt cırtlı. Onun haricinde çantayı kapattığımızda çantanın hacmi büyüyebiliyor. Araya körüklü bir fermuar koymuşlar. Daha doğrusu fermuarın içine biraz körüklü, otobüs körüğü gibi bir şey yapmışlar. Aa, pardon.
Çantada da böyle bir şey var. Bir sürü her yerinden fermuar yan yana alt alta 3 tane, 3 tane paralel fermuar var. Hangisi hangisinin olduğu tam gözükmüyor. Böyle bir dezavantajı var. Neyse bu. Şu şekilde yaptığınızda bu çantanın hacmi büyüyor. Yani aşağı yukarı herhalde bilmiyorum da 10 litreye falan büyüyebiliyor çanta. Yani bunun içinde ne taşıyabiliyorsunuz? Bunun içinde ıvır zıvırınızı taşıyabilirsiniz. Ne bileyim ince bir üzerinizde windstopper varsa bunun içine koyup rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Suyunuzu, işte sandviçinizi, yani dediğim gibi dandiri dastana şeylerinizin hepsini bunun içinde taşıyabilirsiniz. Rahat mı rahat, bisikletin arkasında çok yer kaplamadığı için, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir dezavantajı var, bisikletinizde çamurluk varsa bisikletin çamurluğuyla sıkıntı yaratabiliyor. Özellikle 28 inç tekerli bisikletlerde arkadaki çamurluk kocaman böyle yukarıya doğru olduğu için onu indirmek zorunda kalabiliyorsunuz veya ona göre yine sizi şeye yönlendiriyor. XLC'nin kendi şeyleri var, çamurlukları var. Onlara doğru yönlendiriyor. Onun dışında size söyleyeceklerim, bu arada herhalde aşağı yukarı 3 haftadır falan program çekmiyorum. Yani genelde işte başladığından beri her hafta bir video çekmeye çalışıp yani size paylaşmaya çalışıyorum. Bu aralar birazcık işlerimin yoğunluğu dolayısıyla ara verdim. Ama daha önceki videolardan Codegen'in incelemesinde Codegen'di sanırım şeyden bahsetmiştim. İşte bu GoPro'ların çakmaları var, CJ4000 falan. Onu inceleyeceğimi söylemiştim. Onu şu anda yolda. Çin'den geçen hafta eBay aracılığıyla aldım. Tahminen herhalde 2 hafta içinde o da gelir incelemesini yapıp sizlerle paylaşırım. Onun haricinde başka da şimdilik söyleyeceğim bir şey yok. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herhalde bir sonraki videoda vlog tarzı yani bir yandan bisikletle bir yandan şey gibi bir şey de olabilir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederim.